çok ciddi mücadele verdi. Türkiye bir kez daha sağlık çalışanlarının değerini anlamış oldu. Biraz unutmuştu Türkiye. Ne kadar zor eğitimden geldiğini, ne kadar zorluklar olduğunu unutmuştu. Burada spesifik olarak eczacılara dönersek bir kere birçok eczacı, bilmiyorum kaç tane ama birçok eczacı hayatını kaybetti. Allah onlara rahmet eylesin demek lazım bu arada. Çünkü siz Doğrudur. birinci basamak sağlık hizmeti veriyorsunuz. Bu önemli. Yani ön taraftasınız. Birebir mücadele ediyorsunuz. Ben bunu kendi eşimin eczanesinden gördüm. Bizzat yaşadım o günlerde. O ilk 2-3 haftayı çok iyi gördüm. Sonuçta çok sıkıntılı. Hastalarımdan görüyorum. Bu arada eczacı olup gebe takip ettiğim hastalarım oldu. Onlardan gördüm. Hakikaten sıkıntılı günler geçirdik. Bir kere bu önemli. Birçok sağlık çalışanı, hepsine Allah rahmet eylesin diyoruz. Şu anda mücadele ettiler. Bir kısmı öldü, bir kısmı hasta kaldı, bir kısmı hala yoğun bakımlarda. Diyecek bir şey yok. İnşallah bundan sonra daha az kaybımız olur. Bu dönem içinde sağlık çalışanlarına erişti mi herkes? Erişti ama tabii her taraf pandemi hastanesiydi biliyorsunuz. Covid Doğru. hastanesiydi. Pandemi salgın demek kelime manası olarak. Ama şu anda çok azaldı. Hani Sağlık Bakanlığı verilerini takip ediyorsunuz herhalde. Onun dışında da ben birçok asistanlarımla, dostlarımla, hastalarımla konuşuyorum. Hastanelere çok azaldı. Özel hastanelere neredeyse yok oldu diyebiliriz COVID hastalığı. Devlette hala devam ediyor ama çok azaldı. Yoğun bakımlar boşaldı. Ne oldu? Diğer hastalıklar bu arada geri planda kaldı. Onlar bir miktar maalesef ilerlediler. İnsanlar bazen ilaçtan ulaşamadılar, bazen evden çıkamadılar. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var, özellikle yaşlılar için hala devam ediyor. Evet, 60 yaş evet. üzerinde, 20 yaş altı vesaire. Ama doktorlar çok şey yaptı, çok emek verdi. Sağlık çalışanları emek verdi. Sizler gördüğüm kadar ben hiç kapalı eczane görmedim. Bu arada çok dolaştım İstanbul'u. Hani Doğru, gitmekten önemli. gelirken hiç görmedim, bilmiyorum yani. Hatta şaşırdım yani. Hiç kimse kapatmamış ya dedim. Belki ben çok büyük hastalıkla kapatmışlardır bazı eczaneler ama benim gördüğüm kapatan olmadı. Hatta sokağa çıkma yasağı günlerinde bile eczaneler hakikaten açıktı. İşte diyelim ki 100 kişi geleceğine bir kişi gelecek, iki kişi gelecek ama gene de orada hizmet yapmaya çalıştılar. Kocaman ne diyelim, tebrik ediyorum. Çok yoğundular hocam. Hani sadece kendi sağlık danışmanlıkları rolünden ziyade tabii maske gibi ya da ilk etapta hastanelerden alınamayacak servislerin tamamı eczanelerin üzerinden yürütüldüğü Doğru. için Doğru. gerçekten eczacılarımız son derece zordu. Bu konuda kadın sağlığı konusunu burada size sormak isterim. Çünkü kronik hastalıklarda reçete özellikle uzun vadeli reçetelerde tabii eczacılarımızın ciddi danışmanlıkları oldu ama kadın sağlığında jinekolojik muayenelere gidemeyen tüketicilerimiz direkt eczanelere yönelmiş oldu. Bu son dönemi değerlendirirsek en sık karşılaşılan sorunlar neydi eczanelere giden? Bu arada yayına katılmış olan eczacılarımızdan da soruları ve görüşlerini almak isteriz. Sorular geldikçe Engin Hocam'a soruları da ileteceğim. Sizin sorularınızı öncelik vereceğimiz için hani sizin merak ettikleriniz bizim için daha önemli. O yüzden soruları da iletirseniz sevinirim. Kendisiyle paylaşacağım. Hatırlatmış olayım. Buyurun hocam. Benim kadın sağlığında gördüğüm tabii en çok adet düzensizliği çok oldu. Zaten bu durumlarda stres faktörü olduğu yerlerde tüm dünyada böyledir. Adet düzensizliği daha fazla olur. Çünkü niye? Kadınlar beyinleriyle adet görür. Beyin doğru çalışmazsa, stresli çalışırsa, baskı olursa, korku içinde olursa adet göremez veya geç adet görür. Çok çabuk adet görür, fazla adet görür, az adet görür. Bunun için büyük bir ihtimalle çok fazla sayıda eczacı arkadaşımıza, dostumuza başvuru olmuştur. Görmedim, az gördüm, çok gördüm. Diğer bir konu enfeksiyon tabii biraz da açık konuşmak gerekirse evde kalmanın etkisiyle bence cinsel şeyde öne çıktı. Cinsel sağlık ön plana çıktı. Biraz Evet. daha belki cinsel ilişki sıklığı arttı, öyle düşünüyorum. Buna bağlı enfeksiyon daha fazla artmaya başladı. Buna bağlı gerek vajina enfeksiyonları gerek diğer enfeksiyonlar daha fazla artmaya başladı. Gene buna bağlı olarak da istenmeyen gebelik riskini azaltmak için kontrasepsiyon bence benim hastalarımdan aldığım telefonla çok şey yapmaya çalıştım, kontrol etmeye çalıştım telefonla. Gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında bu sırada pandemi geçiren hastalarım telefonla devamlı yardımcı olmaya çalıştım. Ne kullanalım, kullanmadım, şöyle oldu, böyle oldu, ne başlayalım hocam diye. Büyük bir ihtimalle onlara da yansımıştır diye düşünüyorum. Yani en çok benim gördüğüm üç faktör kadın sağlığında. Ha diğer gebelik, kısırlık, kanser kadınla ilgili diğer problemler oldu ama bunlar biraz arka plana attık bunları. İşte mesela tüp benim çok uğraştığım bir alan tüp ve son 2 hafta önce başladık. Gebelikleri hep takip ettik.
Gebelerin tabii moralleri çok bozuldu gerçekten. Ben kendi adıma, kendi web sitemden, kendi Instagram hesabımdan devamlı haftalık şey yapmaya çalıştım. Hayatta yaptığım bir şey değil ama işte hep doğru, yapıyorum şu anda ve alıştım. Çok doktor arkadaşım bunu yapmaya çalışıyor. Bunun gibi devamlı bir konsültasyon halimiz var. Devamlı bir telemedicine kavramı dünyada ortaya çıktı. Türkiye'de de bence ortaya çıktı. Sonuçta bu büyük numara eczanelere yansımıştır. Eczacılar tabii benim çok öğrencilere kullandığım, üniversite kullandığım bir söz var. Hekim bilgisi kadar güçlüdür. Bu aynı zamanda eczacılar için de geçerli, hemşire arkadaşlar için de geçerli. Ne kadar biliyorsunuz o kadar güçlüsünüzdür. O yüzden de hani ne kadar eczacılar bu konulara hakimse o kadar daha iyi yönetebilirler hastalarını, o kadar daha iyi cevap verebilirler. Çünkü sonuçta siz primer birinci derece olduğunuz için eczacılar olarak hemen cevap istenen. Bir de bu sosyal ve kültürel seviyeden farklı. Yani İstanbul'un çok lüks semtinde de bu öğüt gerekiyor, konsültasyon. İstanbul'un çok alt semtinde bu gerekebiliyor. Herkes kendi çapında sorular sormaya çalışıyor. Çoğu eczacımız, bayan eczacımız benim gördüğüm kadarıyla böyle olduğu için bilmiyorum ne kadar, yüzde kaç Türkiye'de ama kadınlar çok yüksek oranda var. Çok yüksek, ben de öyle tahmin ediyorum. Kadınlar daha fazla kendini rahat hissediyor konuşurken. Ben eşimden de biliyorum. Daha rahat hissediyorlar, daha rahat konuşuyorlar. O yüzden de hakikaten çok ciddi oranda bir talep geliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sorular olursa cevaplamaya çalışırız. Hocam orada hani konu başlıklarından biraz gidebilirsek iyi olur. Örneğin adet düzensizliği ya da gereğinden fazla kanama. Burada hangi tanım, yani belirti olarak neler yaşandığında biz buna gerçekten düzensizlik diyebiliriz? Ve burada eczacılarımızın rolü nedir? Çünkü insanlar doktora gidiyorlar. Son noktada gerçekten hasta olduklarını hissettiklerinde önlem amaçlı çok doktora gitme alışkanlığımız yok. Ağırlıklı olarak eczacılarımıza gidiyoruz. Orada eczacılarımızın danışmanlık rolü özellikle pandemi döneminde çok ön plana çıktığı için kadın sağlığında ekstra önemli her dönem olduğu gibi. Bu dönem biraz daha artacaktır. Orayı kısa kısa değerlendirebilir miyiz? Mesela hani nerelerde eczacı devreye girmelidir? Hangi aşamadan sonra mutlaka bir hekim kontrolü tavsiyesi olabilir gibi? Basitçe söyleyeyim. Eczacı öncelikle sadece bu konuda değil, mutlaka normali bilmeli. Asıl sorun bu. Evet. Normaldir ki bu benimle ilgili, bu beni aşar hekimle ilgili desin. Adetin normali ne? 2 ila 5 gün, 2 ila 8 gün. 8 günü aşan bir adet varsa sorun var demektir. Adet 2 günden daha kısaysa sorun var demektir. Günde 4 ila, normal hijyen olan bir kadını konuşuyorum, 4 ila 6 saatte pet değiştirmesi lazım. Bundan daha fazla pet değiştiriyorsa sorun var demektir. Birdenbire çok fazla miktarda kanama oluyorsa sorun var demektir. Geç adet görüyor. Ne demek geç? Başlangıçtan başlangıca 35 günden daha geç adet görüyorsa, gene başlangıçtan başlangıca 21-22 günden daha erken adet görüyorsa, yani bugün başladı bir sonraki adeti konuşuyoruz. Bittikten sonra değil, başlangıçtan başlangıca. Bütün bunlar anormal demektir. Bunun içinde kalan mesela 34 günde bir adet görüyor. Önemi yok. Devam etsin görsün. Şimdi eczacı ne yapabilir? Adet düzenleme ve adetlerdeki ağrı ve kanamayı azaltmak için elimizde doğum kontrol hapları var. Herhangi bir doğum kontrol hapı kullanabilir rahatlıkla. Düzenleme için. Veya çok fazla kanıyor. Ya ben bunda hangi doğum kontrol hapı kullanacağım derse, çok fazla kanayan bir kişide öncelikle baktığınız zaman biraz daha östrojen seviyesi yüksek doğum kontrol hapına tercih ediyoruz. Biraz da dördüncü kuşak dediğimiz, yani Dionegest içeren doğum kontrol hapını tercih ediyoruz. Bilmiyorum bu toplantıda piyasada söylemekte fayda var mı yok mu, bir söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Bir iki tane ürünle ilgili sormak istiyorum. Çünkü hani doğum kontrol haplarında da Türkiye ve dünyada en çok satılan ürünler var. Onunla ilgili özellikle eski nesil ve yeni versiyonların arasındaki farkları soracağım. Hani biraz daha öncesinde adet düzensizliğinin dışında karşımıza çıkacak başka şikayetler var mı? Biraz onlarla da ilgili konuşalım istemiştim. Ama hani ürün adı vermekte bir sakınca yok. Çünkü şu an zaten direkt kapalı alanda eczacılarımızla sohbet edebildiğimiz için bir problem olmayacaktır hocam. İstediğiniz şekilde... Şöyle diyeyim, hani bizim adet düzensizliğinden ziyade adet kanaması fazla olan kadınlarda tercih ettiğimiz çoğunlukla çok tercih ediyoruz. Preparatlar. Baktığınız zaman Türkiye'de şu anda iki preparat var. Hem bunlar Dionegest, progesteronu Dionegest içeriyorlar.
konuda entrikasyon almıştır dünyada. Yani adet çokluğunda, adet fazlalığında kullanılmak üzere, adeti azaltsın diye. Bu ürünü tabii daha fazla kullanıyoruz. Zaten 28 gün kullanılıyor, çok basit. Şu soru çok soruldu, bilmiyorum eczacılar merak ediyor mu? Ben hapa başlarken, herhangi bir hapa, ne başlarsan başlayayım, doğum kontrol, bir şey yapmam gerekiyor, bir şey yapmanız gerekmiyor. İçeride bu önemli. İsterseniz bir tansiyon ölçebilirsiniz, sadece tansiyon ölçebilirsiniz. Guideline'lar diyor, kılavuzlar diyor ki bir şey yapmanıza gerek yok. Çok meraklı bir eczacıysanız şunu sorabilirsiniz. Ailenizde meme kanseri var mı? Birinci derece akrabalarınızda. Ailenizde tohum ve emboli, yani pıhtılaşma öyküsü var mı diyebilirsiniz. Veya hastanın kendisinde meme kanseri var mı? Kendisinde tromboemboli öyküsü var mı diye bunları sorabilirsiniz. Ha, bunlar da şarttır ama sorarsanız daha farklı bir eczacılık yapmış olursunuz. Bunların dışında direkt ilaca başlayabilirsiniz. Şöyle diyorum ben kendi işime de söylüyorum. Bir veya iki ay bunu verebilirsin, sonra mutlaka doktor görsün. Yani olayın devamını siz, sen sorumluluğunu üstlenme. Ama sen yardım et, başlayabilirsin. Ama ondan sonra mutlaka bir hekim görsün ve hekim devam etsin. Bunun evet doğru ilaç, yanlış ilaç, şöyle oldu, böyle oldu diye. Yani drospironon ve diyoneges geçen ilaçlar. Bu ilaçları rahatla kullanabilirsiniz. Ne fark var? Östrojen dozu farklı. Yani 20 mikrogram, 30 mikrogram östrojen. Bir de bunların nesilleri farklı. Şimdi evvelden benim asistanlık yıllarında, okul yıllarında işte bunlar vardı baktığınız zaman. Ama şimdi baktığınız zaman bunlar az kullanılıyor. Çünkü bunlar ikinci kuşak ilaçlardı. Şimdi daha çok üçüncü kuşak ve dördüncü kuşak. Kuşağı neye göre ayırıyoruz? Progesterona göre ayırıyoruz. Şimdi dezogösterel gestoden içeriyorsa, yani dezolet, genera gibi, bunlara üçüncü kuşak diyoruz. Eğer bunlara dördüncü kuşak diyoruz. Bunların ne özelliği var? Bunların etkinliği ikinci kuşaklar gibi benzer ama yen etkisi daha az. Çünkü ikinci kuşak içerenlerin, yani levonorgestrol içeren ilaçların kısmen de üçüncü kuşakların, kısmen de maalesef androjen dediğimiz, yani tüylenme, sivilce, saç dökülmesi, yağlı cilt etkileri biraz daha fazla maalesef. Bu da kadını tabii rahatsız ediyor. Doğru. O yüzden de dünya bunun üzerine üçüncü kuşak ve dördüncü kuşağa geçti. Yani bunları daha fazla kullanmaya çalışıyor. Tabii ki doğum kontrol raporunu tamamen eczacı yönetmemeli. Tekrar ediyorum. Eczacı başlamalı ve arada yardımcı olmalı ama hekimle beraber bu devam etmeli. Kimle beraber? Mümkünse ya bu işe hakim bir aile hekimi veyahut da ideali tabii bir kadın doğumcu beraber devam etmeli. Yani bizim elimizde 3 türlü ilaç var. Ya sadece progesteron kullanıyoruz. Ya doğum kontrol kullanıyoruz burada. Doğum kontrol kullanırsak da 3. grup olarak da daha çok diyenogest içeren ilaçları daha çok tercih etmeye çalışıyoruz. Veya tabii bu eczacının işi değil ama hormonlu spiral dediğimiz, tek olduğu için söylemekte zarar yok diye düşünüyorum. Bu da adetlerin ağrısını ve adetleri ciddi oranda azaltıyor. O zaman bu dönemde hani en büyük problemlerimizden bir tanesi adet düzensizliği olduğu için buralarda eczacılarımız aslında daha doğum kontrol haplarının işlevi ve oralardaki danışmanlığıyla bu süreci biraz doğru kontrol edebilirler diyebiliyoruz. Çok doğru, hocam. Çok doğru. Evet, aynen çok doğru. Bir iki ay kontrol ederler, sonra hekimle beraber devam ederler. İkinci olarak karşımıza çıkacak problem biraz vajinal enfeksiyonlar demiştik. Ve tabii şimdi nüfus planlamasıyla da çok birebir ilişkili bir konu olduğu için bu konu. Bir pandemi sürecindeki durumu değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi özellikle Çin'de o kadar çok bu konu gündem oldu ki bir başlık boşanmayla ilgiliydi. Çiftlerin arasında yaşadığı problem. Bir taraf kontrolsüz birlikteliğin getirdiği nüfus patlamalarıydı. Burayı biraz değerlendirebilir miyiz? Her pandemi dönemi ya da buna benzeyen süreçlerden sonra niçin biz bu tarz problemler yaşıyoruz aslında insanlık olarak? Şimdi ben naçizane dünyayı takip eden biri olarak söylüyorum. Çok dünyayla devamlı şey içindeyim. Webinar başındayım. Hatta bu konuda çok eleştiri alıyorum aileden. Devamlı webinar başındayım. Devamlı toplantıdasın. Şimdi dün de Almanya ve Hollanda ile konuşuyordum vesaire. Şimdi ben buna sosyo tıp diyorum. Yani sosyoloji tıbbı etki ediyor. Burada baktığın zaman ne demek sosyoloji? Artık yalnız kalıyorsun, baş başa kalıyorsun. Eşinle, arkadaşınla, hayat arkadaşınla, partnerinle vesaire, nasıl kabul ederseniz. Dediğiniz gibi boşanma da artabiliyor. Çünkü biraz daha gerçekler ortaya çıkıyor. Bir de
daha fazla birbirine bağlanabiliyorsunuz. Ben şu 2-2,5 ayda şunu gördüm. Hatta beraber çalıştığım sekreter ve hemşire arkadaşlarım da onu da fark ettiler. Birçok yeni gebemiz oldu. Spontan gebelik. İkinci gebelik, üçüncü gebelik. Bir de üreme tıbbıyla uğraştığım için çok zorlandığımız bazı hastalar kendiliğinden gebe kaldılar. Yani bizim çok zorlandığımız, tüplek önerdiğimiz vesaire kendiliğinden gebe kaldılar. Belki o stres geçti. Belki ilişki sıklığı arttı vesaire. Ha, bir grup bunda istenenler. E tabii de istenmeyen daha fazla var. Yani biz beraber olmak istiyoruz, cinsel hayat yaşamak istiyoruz. Zamanımız daha fazla oldu ama çocuk istemiyoruz dedikleri zaman o zaman tabii ki biz yönetmek zorundayız. Hani hekim olarak, siz eczacı olarak yönetmek zorundasınız. Burada önemli olan kişiye özgü metodu bulmak. Ama metotlar da çok fazla değil maalesef. Ne var? Erkek korunabilir. Kondom diyoruz. Bunu korunabilir. Ama burada korunduğu zaman %5 ila 10 civarında korumayacağı bilmemiz lazım. Yani 90 civarında korur kondom. O da iyi kullanılırsa, doğru kullanılırsa, yırtılıp bir şey olmazsa, sıkıntı olmazsa. Doğum kontrol hapları iyi kullanılırsa, unutmazsa kişi 98-99 sizi korur. Çok yüksek bir oran. Rahim içi araç, hormonlu hormonsuz sizi gene 98-99 korur. Bu önemli bir şey. Aylık iğne, 3 aylık iğne kullanabilirsiniz. Bunları ben günlük hayatımda çok kullanmıyorum. Çünkü maalesef bu aylık 3 aylık iğneler kanamayı çok fazla arttırıyor. Ve düzensiz kanama yapabiliyor. Bu sefer çok uğraşıyorsunuz hastayla. O yüzden doğum kontrol hapları elinizde varken eğer hormonal bir yöntem kullanacaksanız hapları tercih edebilirsiniz rahatlıkla. Kime vermeyelim? Belki eczacılara bunu söylemekte fayda var. Ondan korkuyorlar. Hormon korkusu var çünkü. Tamamen yanlış bir korku. Çok basitçe söyleyeyim. Doğum kontrol hapları kısırlık yapmaz. Doğum kontrol hapları kilo alımı yapmaz. Doğum kontrol hapları kullanırken gebe kaldım bebeğe zarar vermez. Çok basit mitler bunlar. Maalesef çok yanlış bilinen, basitçe söylemeye çalışıyorum. Ama siz doğum kontrol hapları kullanırken eğer kişi 15 yaşın altında 50 yaşın üzerindeyse, diyabeti varsa, ciddi kalp damar hastalığı varsa, hipertansiyonu varsa, ciddi nörolojik migreni varsa, ciddi obezse bunlara kullanmayın. Ama bunun dışında 15 ila 50 arası yani 40 yaşında, 43 yaşında, 44 yaşında sayısız hastam kullanıyor. Sağlıklıysa, normal kiloluysa, normalin biraz da üzerinde olabilir çok önemli ama vücut kitle endeksi 30'un üzerindeyse biraz daha korkuyoruz. İleri yaşlarda özellikle. Sigara içmiyorsa, diyabeti yoksa, tansiyonu yoksa bu kadına rahatlıkla verebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Kriter şudur. Hekim olarak ben kendi eşime verebiliyorsam, kendi kızıma, kendi kız kardeşime hastaya da verebilirim. Eczacı da böyle düşünebilir. Bunu verebiliyorsa onu verebilir diye düşünebilir. Yani burada kriter odur. Hem vicdanen hem de ahlaken ve legal olarak mutlu olmak için. Dediğim gibi sağlıklı bir insana 15 ile 50 yaş arasında siz verebilirsiniz. Zaten takibini siz yapmıyorsunuz. Takibini hekim yapıyor zaten baktığınız zaman. Bir sıkıntı var mı, sıkıntı yok mu ama siz korkmadan bu korku tabii şey yapıyor. Meme kanseri mi oldu, o mu oldu, bir şey mi oldu, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Üzülerek söylüyorum o kadar çok yanlış bilgi var ki yanlış bilgilendirme olduğu için de bu yüzden de hepimiz zaman zaman ben hekim olarak kaç yıldır bu işi yaptığım halde zaman zaman sorun yani yaşayabiliyorum. Anlatmakta zorluk çekebiliyorum hastalarıma ve kişilerime. Siz verseniz bile maalesef yanlış enformasyon oluyor. Komşusu başka söylüyor. Yanındaki hemşire hanım başka söyleyebiliyor. Ailesi yok bunu kullanma diyor. Bu zararlı diyor ama böyle bir şey gerçekten yok. Tabii ki doğum kontrol hapları zararlı etkileri var mı? Tabii ki var. Onu da konuşuruz eğer soru gelirse. Ama evet. Baktığımız zaman etkisini 100 birim ben hep hayatta şöyle bakıyorum. 100 birim etkiyi yapıyorsanız tabii ki bunun 5-10 birim zararlı etkisi olacak. Hayatın gerçeği bu zaten. Her şey böyle zaten. Şu an ben oturduğum Florya'dayım. Florya'daki ofisimdeyim. Burası riskli, yüksek riskli bölge. Deprem olursa ölme olasılığı çok yüksek. Tabii ki hayat artı eksi meselesi baktığınız zaman ama o kadar çok istenmeyen gebeliği sizi engelliyor ki onun dışında da bir sürü faydalı etkisi var. Aletleri düzenliyor, ağrıyı azaltıyor, kanamayı azaltıyor, selim meme hastalıklarına iyi geliyor, yumurtalık kistlerine iyi geliyor. Basitçe söyleyeyim 5 yıl ve üzeri kullandınız yumurtalık kanseri ve rahim kanseri riskinin %50 azalıyor. Bu ciddi bir oran baktığınız zaman. Çok ciddi bir oran. Hocam doğum kontrol haplarına yeniden dönmek isterim. Çünkü nüfus planlaması konusunu da sormak istiyorum. Gelen sorularımız var eczacılarımızdan. Onları ele iletmiş olayım. Nesli Hanım sormuş. Öncelikle onu soruyorum hocam. Vajinal enfeksiyonu sık yaşayan hastalarımızın intim yıkama talepleri oluyor. Bu doğru mudur? Vajinayı temizlemek enfeksiyon riskini arttırır mı? Arttırır. İntim ilaçları hiçbir işe yaramaz. Böyle net konuşuyorum ben kusura bakmayın benim tarzım bu bilirler herkesler. Hiçbir işe yaramaz.
alkolsüz kolonyalı mendil yeterli, ılık su yeterli veyahut da nötr sabunlar yeterli. Hiçbir işe yaramıyor maalesef. Florayı bozuyor. Vajinayı iyi tutan laktobasillerdir. Bunlar bir bakteridir ve koruyucudur. Asit olması lazım ortam. Bu önemli bir şey baktığınız zaman. O yüzden de ne yapılması lazım böyle durumlarda, bu gibilerle? Ya siz çok sık yakalanıyorsa bir etken vardır ya da biraz probiyotikler burada işe yarayabiliyor. Gerek ağızdan gerek vajinadan aldığınız probiyotikler biraz işe yarayabiliyor bu konuda. Ama ideali burada hangi vajinit olmuş, bu önemli. 3 tane enfeksiyon var, majör bilecekleri. Bir, en sık gördüğünüz mantar. Nasıl olur? Çok ciddi kaşıntı ve tahriş olur. Dış tarafla kızarıklık olur. Hasta böyle gelir. İdrar problemi var. İdrar yaparken çok sıkıntı yaşıyorum der. Peynirimsi bir akıntı var. Bu mantar demektir. Veya der ki benim kokulu bir akıntım var ama gri beyaz bir akıntı var. Bol miktarda bir akıntım var der. Bu çoğunlukla gardnerlerin bakteriyel vaginozisidir. Veya der ki köpüklü ve kokulu bir akıntım var. Sarı yeşil renkte bir akıntı var. Cinsel hayatıma çok etki ediyor. Bu da çoğunlukla trikomonastır. Hepsinin ilaçları vardır. Bunları eczaneler daha iyi biliyor. Hani onlara şimdi söylemek istemiyorum hangi ilaç ne kullansınlar diye, ama bunu basitçe konuşarak sende bu var, sende bu var, sende bu var diyebilirler. Bu ilaçları verebilirler. Probiyotik verebilirler, kullanabilirler rahatlıkla. Ama çok fazla yakalanıyorsa iki sorun var demektir. Kadının hijyeninde sorun vardır. Kadının cinsel hayatında sorun vardır. Bu tabii doktorun işi veya eczanede biraz oturup kadınla sohbet etmesi lazım. Veya nadiren şeker hastalığı, karaciğer hastalığı gibi hastalıklarda da maalesef tekrarlayan enfeksiyonlar görülebiliyor. Özellikle mantar enfeksiyonu çok sık görülebiliyor, ama dediğim gibi vajinal duş zararlı bir alışkanlık. Türkiye bunu kim çıkarmışsa bilmiyorum ama çıkarmış. Vajinal duş yapılmaması gereken bir alışkanlık. Ayaktan duş alınmalı. Vajinal tampon çok az konulmalı. Pet mutlaka 4 saatte bir değiştirilmeli. Anladım. Peki hocam, bir sorumuz daha var. Ezgi Hanım sormuş. Tip 1 diyabet hastalarında doğum kontrol hapı olarak kullanılmaması gereken hap grupları nelerdir? Bilgilendirmeleriniz için teşekkürler diyerek de iletmiş notunu hocam. Bu sonra bir soru daha soracağım. Seve seve. Şimdi tip 1 diyabet hastaları insülin kullanan hastalar demektir. Tip 2 biliyorsunuz diğer antidiyabetik kullanan ilaçlar. Rahatlıkla doğum kontrol hapı kullanabilirsiniz. Yani tip 1 diyabet eğer organ komplikasyonu yapmamışsa, böbrek üzerinde ve başka organlar üzerine komplikasyon yapmamışsa kullanabilirsiniz rahatlıkla. Buradaki ilaçlarda herhangi bir doğum kontrol hapı kullanabilirsiniz. Ama ideali düşük doz. Burada 20 mikrogram veya 24+4 kullanmak daha mantıklı. Düşük doz ilaç vermek daha mantıklı bu grup olgularda, ama bu grup olgular yani tip 1 diyabet bir kontraindikasyon değildir. Benim böyle kullandığım hastalarım var, uzun yıllardır şu anda kullanan. Belki hatta birkaç şu anda hemen bir eczacı hastam aklıma geldi. Bizi seyrediyorsa rahatlıkla kullanan hastalarım var. Anladım. Peki, o zaman bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi Tuğba Hanım'ın bir yorumu ve sorusu var hocam. Gerçekten çok sık sizin de karşılaştığınız konudur, biraz önce vurgulamıştınız. Hocam, doğum kontrol ilacı kullanmayıp gebelik şüphesi olanlar var. Hem de çok diyor. Evet, pandemi döneminin getirdiği belki iyi taraflardan biridir. Çok doğru. Çok doğru. Belli ilaçlar tabii ki, ama hani ne şekilde bir uyaralım? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlaçların çünkü danışmanlık rolü burada gerçekten çok ön plana çıkıyor. Çok doğru bir soru. Çok doğru soru. Benim eşimin en çok beni aradığı konulardan biri budur. Bu ilacı verelim mi? Bu ilacı yapalım mı diye. Gebelik şüphesi var. Şimdi bir kere korkmayın ilaçlardan. Çok nadir ilaçlar dışında birçok ilacı kullanıyoruz. Bunlar kanser ilaçları, romatizma ilaçları var. Bunlar dışında birçok ilacı, bazı epilepsi ilaçları vesaire. Bunları kullanmıyoruz. Lütfen internete girin. İnternette her yerde bulabilirsiniz. Gebelik kategorisi var. A, B, C, D diye ve X diye. Bir kere A ve B'yi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir şey, yani bunu ki eczacılar sonuçta tıp eğitimi almış insanlar, baktığınız zaman hemen bakıp bulabilirler. Siteleri var. Çok güzel, çok şey, çoğu bedava vesaire. A ve B'yi kullanabilirsiniz. C soru işareti. Zaman zaman sıkıntı yaratıyor ama çok C kullanıyoruz. Ben de çok kullanıyorum ama hastaya anlatıyorum. D'yi kullanmayın. X de bilinmeyen, ama X de böyle çok harca halen, yani birçok ilacı biz bilinmeyen diyoruz ama aslında onlar aslında A ve B baktığınız zaman. Bir de şunu diyebilirsiniz. Döllenme sonrası kullanmak en riskli. Yani adetten sonra, yani adet gördüğü günden sonraki 14 gün sonraki dönem daha riskli. Çok acil bir ilaçtıysa ben şöyle diyorum hastalarıma, bir antibiyotik falan çok acildiyse
Gebe olmadığına emin ol. Adet gör ilacını kullan diyorum. İlk 5 günde, 7 günde, 10 günde kullan. Çünkü bugün de gebe kalma ihtimali çok çok düşük bu zaman içinde. Ama gebelik, yani adetten önceki 10 gün en riskli dönem. Birçok antibiyotik kullanılıyor. Bunların hiçbirinin bebek üzerine etkisi yok. Yok derken yanlış anlaşılmasın. Etkisi çok düşük. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunların çoğu B grubu, bir kısmı C grubu. Ama sayısız hasta takip ediyoruz. Ama takdir edersiniz ki C grubunu yazmak zorunda firma haklı olarak. Legal şeylerden dolayı, legal olaylardan dolayı. Hani hasta korkuyor, bir okuyor. Hocam bana bunu verdiniz ama bir sürü şey var altında diyor. Ama bunu yazmak zorunda. Başka çare yok yani. Bu yüzden de hani şunu düşünmek lazım. Ya kendi, tekrar ediyorum, primer kan bağı olan insanlara veriyor musunuz? Veriyorsun. O zaman rahatlıkla hastaya bunu önerebilirsiniz. O yüzden rahatlıkla birçok ilacı önerebilirsiniz. Şart değilse, korkuyorsanız, siz veya hasta korkuyorsa, gebelik olmadığı anlaşıldıktan sonra adet görünce birinci gün başlasın. Ha, gebeliği nasıl anlayabiliriz? Beklenen adetten birkaç gün önce, özellikle şimdi yeni testler çok işe yarıyor. Yüksek oranda size adet şeyini, adete birkaç gün kala size gebelik var mı yok mu diye bildirebilirler. Onları yapabilirler, idrardan yapabilirler. Hatta orada ortaya çıkar. Anladım. Peki, Serkan Bey'in bir sorusu var. 40 yaş sonrası doğum kontrol hapı kullanan hastada 6 aydır her adette baş ağrısı var, migren başlangıcı olabilir mi? Olabilir Serkan Bey. Şimdi bravo, kadın kullanıyor hakikaten 40 yaş üzerinde. Bazı doğum kontrol haplarımız bunu arttırabiliyor gerçekten de. Özellikle adet öncesi ve adet sırasında. Genellikle drospiron içeren haplarımız, yani progesteron olarak drospiron içeriyorsa işte bunlarda bu etki daha az görüyoruz. Çünkü antimineral kortikoid etkisi olduğu için tutucu etkisi daha az. Böyle olduğu için hani buna geçebilir. Bir de bu olgularda 40 yaş üzerinde ve adolesan dönemde, yani 12-20 yaş arası östrojeni 20 mikrogram olanı tercih ediyoruz. Biliyorsunuz tüm haplarda, Türkiye'de şu anda 9 veya 10 tane doğum kontrol var. Çok fazla yok. Onların muadilleri var. Onları saymıyorum ama. Ana olarak 9-10 tane hap var. Hepsinde bir tane sadece. Hepsinde etilin östrojeni var. Yani sentetik östrojen var. Östrojen valerat var. Diğerlerinde de 20 ila 30 mikrogram var. 30'u normal doz diyebiliriz, 20'yi düşük doz diyebiliriz. Günümüz için konuşuyorum şu anda. Bu grup olgular, yani 40 yaş üzeri, 40-50 ile 12-20 arası 20 mikrogramı daha çok tercih ediyoruz. Anladım. Evet, şimdi İbrahim Bey'in sorusunu sormak istiyorum hocam. Menopozal semptomlarda hastayı kısmen rahatlatmak için doğal östrojen içeren bilir mi? Ayrıca libidoyu nasıl etkiler? Teşekkürler. Şimdi arka arkaya erkek eczacılar soruyor. Bence bizden alındılar bizden. Bence, kusura bakmayın, ne kadar oranınız bilmiyorum ama sonuçta İbrahim Bey dedim şimdi soran şu anda. Evet evet, İbrahim Bey. İbrahim Bey, bu da güzel bir soru. Eczacılarımız daha az sayıda olduğu için onlara çok daha öncelik vermek isterim ben de hocam. Evet. Şimdi İbrahim Bey, bir kere doğum kontrol hapları libidoyu zaman zaman azaltabiliyor. Bu bir gerçek bir kere. Bu önemli bir şey. Burada çok libido sorunu varsa o zaman biraz daha eski kuşak doğum kontrol hapları tercih ediyoruz. Yani levonorgestrel içeren hapları tercih ediyoruz. Temel sorunu buysa, libidoysa. Bunun dışında temel sorun değilse, bu olguda olduğu gibi, biz rahatlıkla bu hastalarda 20 mikrogram olgularını tercih ediyoruz. 30 mikrogramdan ziyade, eğer kullanacaksak etinin östrü diyor. Ama bu hastada kullanacaksak tabii daha da iyi, hiç sorun yok. Eğer herhangi bir yan etki yapmıyorsa uzun süre östrojen valeratla bu hasta o toplumun menopoz yaşına kadar, yani Türkiye için 49-50'ye kadar rahatlıkla ilacını kullanabilir. Hocam, doğum kontrol hapları ile ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Hasret Hanım'ın bir sorusu var. Der ki, eczanede karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de doğum kontrol haplarını almayı unuttukları zaman karşılaştığımız sorunlar. Ve o zaman kişiler nasıl bir yol izleyeceklerini bilemiyorlar. Biz bu konuda nasıl bilgi verebiliriz? Bu da çok sık karşılaşıyor. Şimdi bir gün unutursa sorun yok. Tek gün unutursa, ertesi gün iki tane birden alsın ve hayatına devam etsin. İki gün ve üzeri unutmuşsa ilaca devam etsin ama başka bir yolla korunsun mutlaka. Yani iki gün eğer hapını unutmuşsa ilaca devam etsin, kesmesin, adet düzensiz olmasın diye mümkünse bir bariyer yöntemiyle kondom vesaire kullanmaya çalışsın. Ondan sonra tekrar normal devam etsin. Yani burada önemli olan kritik 48 saatti. Nadiren 48 saat olduğu halde korumaya devam edebilir. Ama genellikle ben ne olur ne olmaz diye hastalarıma şöyle diyorum.
48 saat eğer ilacı unutmuşsunuz diyorum, güvenmeyin diyorum. Mutlaka bir bariyer yöntemiyle korunmaya çalışın diyorum. İlacı kesmeyin, devam edin, kesinlikle kesmeyin diyorum. Devam edin, bitince yeni tekrar kutuya başlayıp tekrar devam edin diyorum ondan sonra normal bir şekilde. İlacı unutmasınlar diye şunu önerebilirim, çok özür dilerim. Şöyle diyorum hastalarıma, akşamları kullanın. Yemekten sonra veya nereye uyuyorsunuz, nerede uyuyorsanız başucunuza koyun diyorum. Bir tane içip öyle yatın diyorum. Veya kutu kullanın, yani kutunun içini takip edin. Birçok ilaçta şu an kutuda biliyorsunuz gününü gösterebiliyor. Onun için biraz daha faydalı olabilir. Yani gün içinde herhangi zaman almak unutuyor. Bugün aldım mı, hakikaten aldım mı unutabiliyor çünkü. Yine Hasret Hanım aynı şekilde migrenle ilgili de bir soru sormuş hocam. Migrenle, auralı migrende kullanmalarıyla ilgili de bilgi verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler. Şimdi bu çok karıştırılıyor. Migren bizim en şey hastalığımız, en harcı alem. Herkes migren. Bütün hastalarım benim migren. Hepimizde migren var baktığınız zaman. Şimdi bu migren hiçbir önemi yok. Doğum kontrolü kullanabilir. Ama migreni var. Aura dediğimiz, yani nörolojik migren biz buna diyoruz. Bunlar da kontraindike. Doğum kontrolü istemiyoruz. Hiçbirini istemiyoruz. 3 diyoruz. Ne demek 3? Bakabilirseniz Dünya Sağlık Örgütü'nün 4 klasifikasyonu var. Bütün yöntemler için. 1, 2, 3, 4 diye. 4 kullanmayın. 3 çok zorda kalırsanız kullanın. 1, 2 kullanabilirsiniz. Aynı demin söylediğim gebelik korkusundaki klasifikasyon gibi baktığınız zaman. Bu da internette var yani. Hani max sınıflaması kaça giriyor diye bakabilirsiniz. 1, 2 sorun yok. 3 zorlanırsanız kullanın. 4 kesin kullanmayın. Bu yüzden de ağır olan migren varsa kullanmayın. 3, 4 kabul edin ve kullanmayın. Ama benim migrenim var, baş ağrım var deyince rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum, bir sorun olmaz. Ha, burada drospirenol içerenleri kullanırsanız biraz daha rahat edersiniz. Dediğim gibi demin söylediğim mekanizmadan dolayı. Peki migreni... Yara artı migren, özür dilerim. Şu varsa tabii risk faktörü. 35 yaşın üzerinde günde 20 tane sigara içiyor ve migreni var. Ağrılı veya ağrısız bu sıkıntı yaratabilir. Ama onun dışında ağrısız migren sıkıntı yaratmaz. Buyurun. Tamam, tam onu soracaktım. Riskli olan yaş grubu ve durumu var mıdır diye. Bu arada Serkan Bey'in teşekkürünü iletmiş olayım hocam. Bir mukabele. Kendisi teşekkür etmiş. Aynı zamanda bir sorusu daha var. 40 yaş üstü genelde 5 sigara içiyor. Doğum kontrol hapı kullanmasında sakınca olur mu? Şimdi sigara bizim karşımıza çok farklı konularda çıkıyor. O yüzden de gerçekten hani o konuda görüşleriniz bizim için de önemli. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bence en iyi yaptığı işlerden biri bu sigara işi. Yani hakikaten gerçekten de, ama benim gördüğüm ne kadar yasaklarsa da o kadar artıyor gibi sanki. Veya bana öyle geliyor. Bilmiyorum bir şeyleri şu anda satışları ama. Ben de sigara içmeyen bir adam olarak ve sigaraya ciddi olarak karşı olarak bir kişi olarak hakikaten çok zorlanıyorum. Günde 5 sigaranın cevabı yok. Ama günde 10 sigara üzeri içiyorsa ben bu hastalara hormon ilacı vermiyorum. 40 yaşın üzerinde olduğu için. 26 yaşında çok önemi yok. Ama 35 özellikle 40 yaşın üzerinde eğer bu kadın sağlıklıysa, tansiyonu yoksa, şekeri yoksa, obezitesi yoksa verebilirsiniz aslında. Ama bunlardan biri varsa ve sigara içiyorsa vermeyin. Anladım. Şimdi Perihan Hanım bir soru sordu. Ertesi gün hapları ile ilgili, onu ben de size sormak istiyorum. Onun hemen öncesinde İbrahim Bey'in bir sorusu var. Adolesan hastalarda dismenorel tedavisinde kullanılabilir miyiz? Önerebilir miyiz? En iyi kullanacağınız endikasyonu siz söylediniz. Gerçekten de adolesan dönemde özellikle 14-15 yaşından sonra doğum kontrapını kullanın, korkmayın. Çocuğa zarar, genç kıza zarar vermezsiniz. Daha az adet görür, daha düzenli adet görür. Tekrar ediyorum. Bu önemli bir şey. Bu hakikaten bir takım semptomları varsa ne demek? Yani böyle tüylenme, yağlı cilt falan böyle şikayetleri varsa daha dermatolojik açıdan daha rahat eder kız çocuğu. O dönemlerde bu çok önem kazanıyor biliyorsunuz. İşte tüylenme çıktı, şöyle oldu, sivilcem çıktı vesaire. Burada tabii 20 mikrogram çok tercih ediliyor. Demin de söyledim. 12 yani 12-20 yaş adolesan dönem, biz 15-20 diyelim ilaç kullanacağımız dönem. Bu dönemde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de önemli özelliği 24-64 bırakmıyor. Bırakınca unutuyor çünkü. Yani siz bırakma diyorsunuz ve ben onların içinde ilaç yok demiyorum hastalarıma. Okuması bilmiyor. İlaç var zannediyor. Çünkü okursa bir de bazıları böyle cinler var. Diyor ki hocam onda ilaç yok, ben onu bıraktım diyor. Bu sefer şaşırıyor. O yüzden de plasebo 4, son 4'ten plasebo olduğu için diyorum ki böyle. Ha, şunu söylemek lazım. Doğum kontrol hatlarını şunu bilmek lazım. Bilmiyorum herkes bunu biliyor mu? 21 günü kullananları konuşuyorum.
7 gün sonra tekrar başlamak zorunda. O 7 günü beklemek zorunda tekrar başlasın. Yani tekrar adet gördüğün başlamasına gerek yok. 7 günde mutlaka adet görür ama 1. gün ama 7. gün önemli değil. 21 gün bekledik. 7 gün bekledik tekrar ilaca başlayabilir. 24-64 için konuşmuyorum. Anladım. Hocam iki tane sorumuz ertesi gün hapları ile ilgili. Onu daha sonra soracağım. Doğum kontrol hapı ile ilgili arada bir sorumuz var. Fatma Hanım'ın sorduğu. Öncelikle kolay gelsin diyor. Doğumdan kaç gün sonra doğum kontrol ilacı kullanılır? Bebeğe herhangi bir yan etkisi olur mu? Şimdi doğum kontrol ilaçlarının klasik bilgisi 6 aydır aslında. 6 aydan sonra kullanmaktır baktığınız zaman doğum kontrol haplarını. Fakat son yıllardaki guideline'larda hatta 6 hafta sonra başlayabilirsiniz dediler. Sadece projesteron içeren ilaçlar var Türkiye'de. Bunu kullanmak daha mantıklı bu dönemde. Ben genellikle doğum kontrol haplarını bu dönemde kullanmıyorum. Eğer hastaya hormon vereceksem sadece projesteron içeren ilaçlar kullanıyorum bu dönemde. O da 6 haftadan sonra. 6 hafta ile 6 ay konuşuyorum. Doğum kontrol haplarını genellikle 6 ay sonra başlıyorum. Emziriyorsa diye konuşuyoruz. Zaten emzirmiyorsa 6 hafta sonra doğum kontrol haplarına başlayabilirsiniz. Sorun yok. Tekrar ediyorum. Emzirmiyorsa 6 hafta sonra doğum kontrol haplarına başlayabilirsiniz. Emziriyorsa 6 ay sonra başlayabilirsiniz. Ama bir miktar süre geçer ve sütü azaltır, onu söyleyeyim. Hani ideali hiç eğer bu konuda şey istemiyorsanız emzirme boyunca doğum kontrol hapı kullanmayın. Bunun yerine projesteron içeren, sadece projesteron içeren ilaçlara kullanın veya rahim içi araç uygulayın. Nasıl isterseniz. Hani bu hasta için konuşuyorum. Bizdeki buradaki şey şu. Bu grupta çoğunlukla hastalar Türkiye'de benim nacizane gördüğüm hastalar hormon kullanmak istemiyor aslında. Yani bu konu korkuyor. Süt verdiği için çocuğa geçecek, çocuğa zarar verecek, sütüm azalacak. Çok da haksız değil. Projesteron içenler bu arada süte geçmiyor. Onları rahatla kullanabilirler ama onları da her gün aynı saatte kullanmaları gerekiyor. Çünkü onlara da maalesef ciddi kanama bozukluğu yapabiliyor. Yani kanama düzensiz yapabiliyor o sadece projesteron içen ilaçlara baktığımız zaman. O yüzden bu dönemde benim tavsiyem genellikle eşin korunması veya çocuk sahibi olmuş yakın zaman tekrar çocuk istemiyorsa 8 ila 10 hafta sonra rahim içi hormon kullan, rahim içi araç kullanması daha mantıklı. Hocam şimdi doğum kontrol haplarının dışında bir de ertesi gün hapları var. Burada tabii Perihan Hanım'ın bir yorumu var. Tam olarak benim de sormak istediğim şeyi özetlemiş. Merhaba hocam, ertesi gün hapı kullanımı çok yaygın. Yaygın yöntem olarak daha kolay geliyor sanırım. Ne sıklıkla kullanılması doğru olur? Teşekkürler diye bir yorum yapıyor. Aynı şekilde Yeşim Hanım'ın da bir sorusu var. Gençler nasıl korunmalı hocam? Daha çok ertesi gün hapı almayı tercih ediyorlar, doğru mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ertesi gün hapı için çok uğraşan bir hekimim. Sayısız eczacı eğitimi verdim. Belki dinleyenler için de vardır. 2003'te galiba 2003'te Türkiye'de çıktı. 2014'te de şimdi bunlara baktığımız zaman bunlar hakikaten işe yarıyor mu? Yarıyor. Sorun şu. Bunlar sadece ve sadece acil haplardır. Normal, regüler, düzenli kullanım için doğru değildir. Bunların FDA onayında yani Amerikan FDA onayında böyle bir endikasyon yoktur. Avrupa EMA onayında böyle bir endikasyon yoktur. Maalesef yanlış anlaşıldığı için, kolaya kaçtığı için bunlar çok kullanılıyor, yanlış kullanılıyor. Bunlar son çıkıştır. Ertesi sabah, ertesi gün hapları ne zaman kullanılır? Hiçbir yöntem kullanmıyorsun, ilişki oldu. Doğum kontrol hapı kullanıyorsun, 2-3 gün unutmuşsun. Rahim içi araç kullanıyorsun, rahim içi araç yerinden kaymış. Kondom kullanıyorsun, kondom kullandığın zaman kondom yırtılmış, çatlamış, patlamış. Bu gibi durumlarda veya bir cinsel tacize uğradın, tabii ki ideal gebe kalmaktansa ertesi sabah, ertesi gün haplarını kullanın. Ama bu sadece last exit, son çıkış. Ben hastalara da böyle anlatacağım, aynen şimdi böyle konuşuyorum. Son çıkış köprüden önce. Ve bunun doğal hale getirmeyin. Kullanın çünkü bunlar da %80-85 önlüyor. Ama 24 saatte alırsa etkisi %85-90-95. 72 saatte bu etki %60'a düşüyor maalesef. O yüzden de ve çok uzun süre bir sükliste 3-4 defa kullanırsanız yan etki yapıyor. Ne yapıyor? Bulantı kusma yapıyor, karın ağrısı yapıyor. Ve ciddi kanama bozukluğu yapıyor. Ondan sonra 3 ay 4 ay doktor dolaşıyor.
O yüzden de tekrar ediyorum, bunu verirken lütfen söyleyin. Bu ilacı alın, bundan sonra düzenli yönteme geçin. Ne demek düzenli yöntem? En az 5 gün sonra, hemen doğum kontrolü değil, 5 gün sonra veya ideali ilk normal adetten sonra adetin birinci veya ikinci doğum kontrolüne başlamak. Ve siz rahatlıkla verebilirsiniz. Legal açıdan hiçbir sorun yok. Tansiyonu normal, riski olmayan bir hasta hemen doğum kontrolüne başlasın ve sonra doktora gitsin nasıl istiyorsa. Veya dediğim gibi normal veya hormonlu spiral kullansın. Nasıl istiyorsa. Ama hemen doğum kontrolüne başlatmayın. 5 gün önce yani ertesi sabah hapından sonra 5 gün sonra başlatırsanız şey yapar, etkileşir, etkinliği azalır. 5 gün sonra başlatın. Bu önemli bir kural. Süt verenlerde sütte geçiyor maalesef. Lemarogastel bu konuda daha şanslı. Sütte çok az geçiyor veya geçmiyor. O önemli. Gençler için bu koruma yöntemi değildir. Tekrar ediyorum. Bütün okuyabilirler. Benim kendi sistemden, söyleşilerimden hep anlatıyorum eczacı eğitimlerinde. Gençler için ideal yöntem iki türlü korunmalı gençler. İkisi bir arada olmalı. Doğum kontrol hapı çok ideal artı kondom. Çünkü bu hiçbir yöntem cinsel temas boşan hastalıkları engellemez. Ve gençlerde de maalesef multi partner riski olduğu için karşılıklı olduğu için. O yüzden de mutlaka kondom kullandırın diyorum. Kızlara söylüyorum. Erkeklere güvenmeyin diyorum. Mutlaka kondom kullandırın. Ama kondom sizi tamamen korumaz. Biraz da deneyimleri de az olduğu için kondomu doğru kullanabiliyorlar. Bu yüzden de gebelik daha fazla olabiliyor. Bir doğum kontrol hapı veriyorsunuz, kullanıyorlar. İdeali 24+4 20 mikrogram, bu grup için konuşuyorum, tekrar ediyorum. Sadece biraz kanama yapabilir, 2-3 ay lekelenme yapabilir, sonra o geçiyor zaten. Olmadı bu grupta hakikaten işe yarar, uzun süre kullanabilir. Adile Hanım yayını takip ediyor. Adile Özal size sevgilerini iletmiş, teşekkürlerini iletmiş. Onu da iletmiş olayım hocam. Master Adile Hanım seyrediyorsa biz hakikaten iyi bir iş yapıyoruz demektir. Bir onu söylemek istiyorum. Sizin yayınınızı takip etmiştim. Çok keyifli bir yayındı. Çok verimli. Evet, doğru. Ben Adile Hanım'ı konuydum. Doğru. Evet, doğru. Evet, kendisine de sevgilerimi ben de iletmiş oluyorum. Takip eden, bize katkı sunan bütün eczacılarımıza da sevgilerimizi iletmiş olalım. Hocam şimdi tabii Türkiye'de özellikle nüfus planlaması ile ilgili bizim bir takım problemlerimiz var. Ve aslında eczacılarımızdan bu anlamıyla çok ciddi destek de alamıyoruz. Çekingelerimizden kaynaklı belki de. Burayı biraz değerlendirebilir misiniz? İnsanlar gerçekten eczacılardan bu anlamda nasıl destekler alabilir? Şikayetleri konusunda eczacılarımız nerelerde danışmanlık hizmeti verip tüketicileri yönlendirebilirler hekimlere? Çünkü son noktada aslında direkt hekime de geliyor tüketiciler. Hamile kalamadım, hadi gideyim. Düşük yaptım, hadi gideyim. Hastalandım, hadi gideyim, ama aradaki o danışmanlığı da biraz konuşmak isterim. Çünkü hemen arkasından size Türkiye'deki hormonal durumu sormak istiyorum. Biraz fonksiyonel tıpı da konuşmak isterim. Bakış açınızı öğrenmek istiyorum o konuda da. Şimdi 95 yılından beri üreme tıbbıyla uğraşan bir hekim olarak, yani hormon uğraşan bir hekim olarak söylüyorum. Burada şu yanlış saplama var. Türkiye'de ve dünyada da öyle. İnsanlara üremeyin demiyoruz. Bakabileceğiniz kadar üreyin diyoruz. Bu önemli bir şey. Bakabileceğin kadar. Onu sen kendin karar ver. Sosyal seviye, aile seviyesi, ekonomik seviye. Nasıl istersen. Ama bakabileceğin kadar. Bakamayacağın çocuk sahibi olma. Bu kendine yük kadın için. Aileye yük, devlete yük. Ve dünyaya yük, takdir edersiniz ki. O yüzden de siz eğer çocuk istemiyorsanız bunu böyle şey bırakmayın. Ya nasıl olsa bir ertesi sabah hapı var, bir tane alırım. Olmaz, gebe kalırsınız. Sayısız hasta, üzülerek söylüyorum, ertesi sabah hapı aldığı halde gebe kaldı mesela. Maalesef. Siz onu son çare olarak bırakın. Evet, bir de ertesi sabah hapı var, hiçbir şey olmadı, onu kullanayım bari deyin. Bu mantıklı bir görünüş. Onun dışında doğum kontrol hapların için, bunun için oturup da işte illa hekime, herkes hekime ulaşamabiliyor. Yani şu an pandemide ulaşamıyorsun. Çok ciddi bir maddi manevi kaynağın var ama evdesin yani. Çıkamıyorsun ki, nasıl ulaşacaksın baktığınız zaman. Veyahut da her şey normal, pandemi yok. Bir bütçe sorunun var veyahut da baktığın zaman. Veya devlete gitmek istiyorsun, çok yoğun. Çünkü hekimlerimiz günde devlet hastanesinde kadın doğumcu arkadaşlarımız 100-110 kişi falan bakıyorlar. 60 ila 100 kişi bakıyorlar. Kolay değil yani danışmanlık vermek, konuşmak. Çok ciddi bir şey, çok ciddi bir yük baktığınız zaman. Ha burada ne olur? İyi bir eczacı, her zaman söylüyorum, ben bunu kendim
eğitime gittiğim hemşire arkadaşlarıma, ebe arkadaşlarıma da söylüyorum. İyi bir hemşire, ebe arkadaşımız diyorum. Burada gerçekten de ciddi olarak hastaya fayda sağlayabilir, kişiye fayda sağlayabilir. Çünkü birinci basamak hizmeti verdiğiniz için sizle karşı karşıya, hele hanımlar için biraz daha şey, hani daha rahat konuşabiliyor vesaire. Baktığınız zaman ne yapması lazım? Nasıl korunmak istiyorsun? Ne kadar korunmak istiyorsun? Ha, ben 3 ay istiyorum, ben 8 ay istiyorum, ben 3 yıl, ben çocuk istemiyorum. Hepsi farklı bir şey. Evet. Partneri mi var, eşi mi var? Yani cinsel hayatı biraz sorgulamak lazım baktığınız zaman. Bilinen bir hastalığın var mı yok mu? Bilinen bir hastalığın var mı yok mu? Çok basit. Bunları sorduğunuz zaman bu topu topu 3-4 dakika içinde evet hadi bakalım biz sana istersen eğer sen bir rahim içi araç veya hormonal spiral takabilirsin. Tekrar ediyorum. Veya biz sana doğum kontrolü başlayabiliriz. İdeali düşük dozla başlamak. Tüm dünya öyle diyor. Hiçbir şey bilmiyorsan düşük doz. Yani 20 mikrogramla başla diyor. Duruma göre 30 mikrogram. Ama obez 30'la başla diyor. Eğer obezse. Eğer lipido sıkıntısı varsa 30'la başla diyor. Cinsel anlamda isteksizlik vesaire varsa 30'la başla diyor. Buna başlayıp 1-2 ay sonra doktora gidin ve doktorla beraber devam edin. Yani doktorla eczacı bir yoldaşlık yapmak durumunda. Birbirine saygı göstermek zorunda. Doktor eczacıya, eczacı doktora saygı göstermek zorunda. Bu saygı olmadığı süre zamanında. O zaman ne oluyor? İşte ben söyledim, sen söyledin, sen yaptın, ben yaptım. Ben birçok, çok özür dilerim bunu söylemekte. Hani yıllarca tüm okullarımda dereceyle mezun oldum. TUS dahil olmak üzere. Eczaneden bilmediğim o kadar çok şey varmış ki eşimle beraber anladım. Üzülerek söylüyorum. Ben bu ülkenin en iyi yerlerinde okudum. En iyi yerlerini derecelerle bitirdim. Yurt dışında gittim, Yale Üniversitesi'nde okudum ama bilmediğim bir sürü şey varmış. Bunu kabullenmek zorundayız sonuçta. O yüzden de burada hani biz bir işin bir zinciriyiz. Biz eczacı arkadaşlarım, hemşire arkadaşlarım, diğer sağlık personeli herkes birbirine saygı göstererek yapmak zorunda. Bu doğum kontrol yöntemi de öyle. Üremezsen üredin, ben üremedim falan değil. Değer varsa olanağın 5 çocuk yap. Kimse buna engel demiyor. Ama olanağın yoksa bunun için üzülme. O kadar çok illegal kürtaj oluyor ki. Evet. Türkiye'de kürtaj 10 haftaya kadar serbesttir. 83'e çıkılan kanuna göre 10 haftaya kadar siz evliyseniz eşinizin de imzası alınmak süresiyle doktor okey derse kürtaj yapabilirsiniz. Ama iş bu raddeye gelmesin. Ama diyelim ki siz 16-17 yaşındasınız. Korunmadınız. Böyle hastalarımız var. Üzülerek söylüyorum. Ne olacak? Ebeveyn imzası almak lazım. Ebeveynden korkuyor, söyleyemeyebiliyor. O yüzden özellikle biz en çok korktuğumuz grup, adolesan grup, bir de 40 yaş üstü halkın kaza oldu dediği. Hani ben de evet. Kazaya uğradım dediği. Gelinini getiriyorum, kızını getiriyor böyle durumlarda. Geliyor bir bakıyoruz aslında annesi, kayınvalidesi kendisi hamile 43 yaşında, 44 yaşında, 42 yaşında. Nadir olmayarak bunları görebiliyoruz. Ve çocuk istemiyor, utanıyor, canı sıkılıyor. Ben diyor kendi çocuğum gelini getirdim hocam size kızımı getirdim diyor. Ben nasıl doğuracağım diyor vesaire. O yüzden bu dönemde mutlaka biz siz veya eczacı olarak konuşuyorum. Eğer yakın konuşursanız bir de bilmiyorlar ben 42 yaşındayım gebe kalmam diyor. Benden geçti artık diyor gebe kalıyor. Evet genelde öyle bir şey soracak. Siz bunu söylerseniz evet. Kesin riskli doğar gibi bir bilgimiz de var ya. Sonuçta veya kız 16 yaşında benim kızım diyor ilişkiye girmedi diyor. Ama senin kızın ilişkiye girebiliyor. Oturup onunla konuşmak lazım ve boşu boşuna gebe kalmasın. Korkudan gebe kalmasın. Yani eczacı şunu söyleyeyim. Annemin sağlıklı olduğu zamanlarda bahçeli evlerde yaylada Cihangir Bey vardı. Hala yaşıyor mu bilmiyorum. Ben zaman zaman bunu söylerim. Cihangir Bey annemi çok hasta olan bir kadındı ve herkese götürürdü babam. Kendi bütçesi içindi. Çok iyi doktora götürmeye çalışırdı. O zamanın sayılı profesörlerine falan götürmeye çalışırdı. Annem Cihangir Bey demeden ilaç kullanmazdı. Babam sinir olurdu. Derdi ki ben seni getiriyorum bu kadar. Sen yine geliyorsun Cihangir Bey onu approve edecek, onaylayacak. Eczacı böyleydi ben çocukken İstanbul'da bahçeli evlerde. Dediğim gibi bu konuma gelmesi lazım mutlaka. Bu da bilgili oluyor.
Doğru. Ben tabii eczacılarla çok uzun zamandır Doğru, sizin işiniz işini bu. yaptığım için ben yine %100 eczacıma soruyorum. Böyle bir şey önerdiler gerçekten doğru mu diye. Çünkü gerçekten biraz önce altını vurguladınız. Ekonomik koşullarımız çok uygun olmuyor ve biz doktordan çok fazla bilgi alamıyoruz bu konuda. Zaman zaman mesela ben ertesi gün hatları ile ilgili bir haber dosyası hazırladığımda tüketicilerle konuştuğumda daha net gördüm. Orada bütün servisi neredeyse eczacıdan alıyorlar. Dolayısıyla bazı konu başlıklarımız Doğru. var ve orada eczacının referansı biraz daha önem kazanıyor. Bir katkımız olmuş. Müjgan Hanım'ın bir katkısı var. Onu da söylemiş olayım. Hocam ben 49 yaşındayım. Menopozun sıkıntılarını attım. Şu anda çok rahatım. Kaç yaşına kadar kullanmalıyım? Ailede rahim ya da meme kanseri yok. Ben de kontrollerimi yaptırıyorum. Şimdi bu artık kullanmamalı hanımefendi, Müjgan Hanım galiba değil mi? Evet, Çok Müjgan. doğru yapmış. Şimdi biz 45, 40, 40, 49 arası, 40-50 arası kullanırken şey doğum kontrol haplarını kullanmış, doğru bir hap kullanmış. Ne oluyor aynı zamanda? Adet düzenli oluyor, daha az adet görüyor, kemik erimesine katkısı oluyor, sıcak basmaları terleme gibi vazomotor semptomları azaltıyor. Bakın bir şeyle bir taşla birkaç kuş vuruyorsunuz. Aynı zamanda şu anda hanımefendinin rahim kanseri ve yumurtalık kanseri riski de yaklaşık %50 azalmış durumda. Ki bu yaşlar çok önemli. Ama 49-50 yaşında kesin diyoruz. Kestikten sonra 6 hafta içinde zaten doktora giderse ve kendi de görecek. Adet görmeyecek büyük ihtimalle. Menopoza girmiş olacağı için çok büyük ihtimalle. Girmese bile bundan sonra artık doğum kontrolü kullan demiyoruz. Bundan sonra hormon tedavisi eğer hasta isterse ve doktor isterse menopozda hormon tedavisi kullanıyoruz. Yani hormon replasman tedavisi kullanıyoruz bundan sonra. Ama 40 ila 50 yaşına kadar rahatlıkla bu ilacı kullanabiliyoruz. Hocam son 6 dakikaya girdiğimiz için iki tane soruyu birleştireyim. Çünkü Buyurun. biraz önce şeyi söylemiştim, fonksiyonel tıpla ilgili de bir şey sormak istiyorum diye. Tabii, Gelen tabii. iki soru da daha hormonal düzeydeki konular. Onları hemen ikisini birlikte okuyacağım hocam. Oğuz Bey'in sorusu Antalya'dan şöyle: Türkiye'de hormonofobi var. İnsanlar hormon kullanma konusunda endişe duyuyor. Bu tip kaygıları olan hastalarımıza nasıl bir açıklama yapmalıyım? Hormonal preparatlar kadın arada sorular geldiği için kayıyor, o yüzden gözümden kaçıyor. Kadın doğal hormon dengesini bozar mı? Ve yukarıda da bir şey vardı. Ha, Türkiye'de evet gene aynı şekilde Firuzan Hanım'ın sorusu var. Hormonlar konusunda insanların kaygıları var. Bu tip kaygıları olanlara biz hormon tedavisi uygulayabilir miyiz? Kadının doğal hormon yapısında bir bozukluk olur mu? Şimdi ben kendime örnek vereyim. Benim meslektaşlarım bunu soruyorlar. Asistanlar da belirler. Ben hormonu çok kullanıyorum. Başıma şimdiye kadar hiç bela gelmedi. Ve çok hasta gören bir hekimim. Arkadaşlarım, dostlarım bilirler. Asistanlarım bilirler. Niçin biliyor musunuz? Şansım yaver gittiği için değil. İnandığım için. Şimdi sevgili eczacı arkadaşımız, Antalya'daki eczacı arkadaşım bir kere inanması lazım. Yani hasta bunu eczacının yüzünde görmesi lazım. Evet, hormona inanıyor. Siz böyle yarım yamalak konuşursanız, az bilgiyle konuşursanız inanmaz size. Bir kere bu birinci kart. Bu doktorlar için geçerli, eczacılar için geçerli, herkes için geçerli bu söylediğim. Yani anlattığınız şeye sizin inanmanız lazım. Bu bir. Hormon korkusunda nedir? Ne olabilir? Bizim tek korkumuz var tüm hormon ilaçlarında. Düzenleyiciler, doğum kontrol hapları, menopoz ilaçları. Meme kanseri için. Bir kere bunu bilin. Başka bir kanser konuşmuyoruz. Rahim kanseri konuşmuyoruz. Rahim ağzı kanseri konuşmuyoruz. Yumurtalık kanseri konuşmuyoruz. Meme kanseri. Riskiniz nedir size söyleyeyim. 10 yıl ve üzeri kullandığınız 1.1, 1.2. Haftada 3 defa içki içiyorsunuz. Meme kanseri riskiniz 1.4. Uçuş yapıyorsunuz. Hostessiniz 1.4. 11 yaşında adet gördünüz. 52 yaşında, 54 yaşında kesildiniz. Riskiniz 1.6. Ailede meme kanseri var 1.8. Bakın görüyor musunuz? Obeziteniz var 1.4. Tombişsiniz. Bakın diğer yani risklere bakıyoruz. Bunlar diğer meme kanser riskleri. Sizin meme hormon tedavisiyle yaptığınız riskiniz 1.1, maksimum 1.2. Tekrar ediyorum. Yani kar zarara baktığınız zaman demin örneği vermeye çalıştım. Yarar o kadar fazla ki
kontrasepsiyon dışında bir sürü iyi etkisi olduğu için o yüzden de bunu göze alın lütfen. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama bunu böyle anlatırsanız anlar. Öbür de anlatmazsanız, kendi ailenizde kullanmazsanız, kendi hayatına sokmazsanız o da kullanmaz. En inanmadığınız, en cahil dediğiniz hastanız bile o kadar cink inanamam size. Çünkü artık internet var, her şey var, gazete var, ileş uğraşıyorsun ve çoğu bedava. O yüzden de hani mutlaka inanmanız lazım. Hemen bir soru daha var. Son 3 dakikaya girdiğimiz için hızlanayım hocam. Der ki doğum kontrol yöntemi kullanan bir kişi dış gebelik olursa bunu nasıl anlayabilecek hocam? Bu arada webinarın çok verimli olduğunu söyleyen ve teşekkür edenler oldu. Biz teşekkür ederiz katkılarından ötürü. Bu tip gelişmeler bizim için önemli. Dolayısıyla online eğitimler çok önemli ve yoğunlaşmalı diyenler oldu. Onlara da çok teşekkür ederim. Çok sık sorular geliyor. Hemen size hemen söyleyeyim. Hemen dış gebeliği söyleyeyim isterseniz. Şimdi dış gebelik rahimin dışında olmasıdır. En çok tüplerde olur. 98 tüplerde olur. Bazen yumurtalıkta olur. Bazen rahim ağzında olabilir. Şimdi bir yöntem kullanan kişinin doğum kontrol hatları şunu söyleyeyim. Dış gebelik riskini azaltır. Bir kere bunu söyleyeyim. Dış gebelik riskini arttıran yöntem spiraldir. O da hormonlu spiral değil, hormonsuz spiraldir. Bakırlı spiraldir. Eğer günü geçiyorsa veya düzensiz lekelenme olmuşsa veya bir tarafta sağ veya solda kasık ağrısı varsa bu dış gebelik için risk faktörüdür. Maalesef ertesi sabah ertesi gün altlarında da bu biraz daha fazla görülebiliyor. Dış gebelik riskini arttırdığı için değil aslında. O arada önemsenmediği için adet düzensizliği oluyor. Bu arada tekrar ilişki olduğu zaman korunmuyor. Ben nasıl hap aldım diyor. Pat diye dış gebelik olabiliyor. Böyle çok olgumuz oldu. Bu yüzden de dış gebelik bizim mutlaka aklımızda tutmamız gereken bir konsepttir ve doktorun daha çok müdahale olması gereken bir konsepttir.